Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, organize sanayi bölgeleri mesleki eğitim merkezleri açılış programı vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Geçen yıl Kasım ayında Milli Eğitim Bakanımızla beraber mesleki eğitim merkezleri protokolünü imzaladık. İşte bugün 2 ay gibi kısa bir sürede o protokolle ilgili çalışmaları süratle tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. OSB'ler içerisindeki mesleki eğitim merkezleriyle üretim ekosisteminin ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip insan kaynağını sanayicilerimizle birlikte yetiştireceğiz. Şüphesiz bu merkezlerde yetişen nitelikli teknik kadrolar 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşma yolunda en önemli kozumuz olacak. Ben bu vesileyle organize sanayi bölgeleri mesleki eğitim merkezlerinin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim malum olduğu üzere mesleki eğitim merkezleri haftada bir gün okulda eğitimin geriye kalan günlerde de işletmede reel işletme ortamında yapılan eğitime karşılık gelmektedir. Mesleki eğitim Almanya'nın yıllardan beri başarılı bir şekilde uyguladığı dual mesleki eğitimin Türkiye karşılığıdır. Mesleki eğitim merkezlerinin aynı zamanda geleneksel olarak bizim aile kültürümüzden gelen çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin de bu coğrafyadaki karşılığıdır. İşte 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda yapılan değişiklikle artık her ay mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerimizin almış olduğu asgari ücretin %30'u kadar ücret, maaş, işveren tarafından değil, devlet tarafından karşılanacaktır. Böylece mesleki eğitim merkezi işveren açısından çok cazip ve artık mazeret üretemez bir model olarak ortaya çıkmıştır. Diğer en önemli değişiklik ise özellikle 3. sınıfın sonunda kalfa olan ve son sınıfta kalfa olarak eğitim alan mesleki eğitim merkezi adaylarımızın artık asgari ücreti 1/3 kadar değil, asgari ücretin yarısı kadar ücret alabilmeleridir. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın işbirliğinde gerçekleştirilen organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitim merkezleri projesi ülkemizin temel ihtiyaçlarından birini daha gideriyor. Ülkemizde üretimin ve istihdamın lokomotifleri haline gelen organize sanayi bölgelerimiz bu projeyle eğitim alanında sorumluluk üstleniyor. Teori ile pratiği başarıyla buluşturan, eğitim öğretimde kamu özel dayanışmasını güçlendiren bu güzel projenin ülkemiz, milletimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı olsun.